Merhaba, bugün sizinle kısa bir hikaye okuyacağız. Bu hikayenin ismi Satış Tekniği ve bu hikaye Neşeli Öyküler isimli bir kitaptan. Bu kitabın içinde kısa kısa komik, eğlenceli hikayeler var. Ben bu kitabı çocukken okumuştum ve o zaman bana eğlenceli gelmişti, komik gelmişti. Ama şimdi size çok komik gelmeyebilir çünkü eskiden her şey daha komikti. Espriler daha komikti. Şimdi gülmek daha zor. Her neyse, sanırım bu kitap şu anda satılmıyor, o yüzden üzgünüm. Ama bugün sizinle bu kitaptan kısa bir hikaye okuyacağız. Hadi başlayalım. Satış Tekniği. Bir ana cadde üzerinde elma satan iki çocuk vardı. Bir ana cadde üzerinde, yani bir ana yol üzerinde elma satan iki tane çocuk varmış. Her sabah erkenden kalkar, yani erkenden uyanır, küçük tezgahlarını ve kasalara doldurdukları elmalarını alıp caddenin farklı köşelerinde yerlerini alırlardı. Her sabah erkenden kalkar, küçük tezgahlarını. Tezgah ne demek? Tezgah, satıcıların önünde bulunan masa. Mesela ben bir kitap satıyorum. Bu kitapları önümdeki tezgaha koyuyorum. Önümdeki masaya koyuyorum ve öyle satıyorum. O masaya tezgah deniliyor. Bu çocuklar da küçük tezgahlarını ve kasalara doldurdukları elmalarını alıp caddenin farklı köşelerinde yerlerini alıyorlarmış. Yani caddenin farklı köşelerine gidip orada elmalarını satmayı bekliyorlarmış tezgahlarıyla birlikte. İkisi de aynı tür ve aynı kalitede elmayı aynı fiyata satmaktaydı. Doğrusu işlerinin pek iyi gittiği söylenemezdi. Çocukların ikisi de aynı elmayı satıyormuş. İkisinin sattığı elma da aynıymış. Fiyatları da aynıymış. Ama işleri pek iyi gitmiyormuş. Yani işleri kötü gidiyormuş. Çok fazla elma satamıyorlarmış. Bir gün çocuklardan birinin aklına bir fikir geldi. Yani çocuklardan biri bir fikir buldu. İçlerinden biri elmaları aynı fiyata satarken diğeri fiyatı biraz düşürecekti. Böylece canı elma almak isteyenler aynı kalitede aynı tür elmanın daha ucuza satıldığını görünce almadan edemeyeceklerdi. İçlerinden biri, yani iki çocuktan biri elmaları aynı fiyata satacak. Normal fiyatına satacak. Ama diğer çocuk fiyatı biraz düşürecek, biraz azaltacak. Böylece canı elma almak isteyenler, canı istemek ne demekti? Bununla ilgili bir video yapmıştım, onu izleyebilirsiniz. Böylece canı elma almak isteyenler, aynı kalitede, aynı tür elmanın daha ucuza satıldığını görünce almadan edemeyeceklerdi. Yani iki elma da yan yana, ikisi de aynı ama biri daha ucuz. Yani almadan edemeyeceklerdi, almak isteyeceklerdi. Ucuz satılan elmalar bitince diğer tezgahtaki elmaların bir kısmını oraya aktaracak ve bütün elmalar bitene kadar böyle yapacaklardı. İkisi de elma satıyor. Ucuz satan elmaları bitiyor. Çünkü herkes ucuz satandan alıyor. Daha sonra ne yapıyorlar? Diğer kasadaki elmaları da oraya aktarıyorlar. Ve böylece bütün elmaları satıyorlar. Bu plan o kadar işe yaradı ki, pahalı elma satan çocuğun arada bir yediği fırçaları hesaba katmazsak, gün sonunda ellerinde tek bir elma bile kalmıyor ve iyi de kâr ediyorlardı. Bu plan o kadar işe yaradı ki, pahalı elma satan çocuğun arada bir yediği fırçaları hesaba katmazsak. Fırça yemek ne demek? Fırça yemek azarlanmak demek. Mesela ben sigara içtim ve bu yüzden babamdan fırça yedim.
Ben sigara içtim, bu yüzden babam beni azarladı. Babam tarafından azarlandım. Fırça yedim. Bu bir deyim. Aynı zamanda da fırça atmak deyimi de var. Fırça atmak da birini azarlamak. Yaptığı bir şeyden dolayı birini azarlamaya da fırça atmak deniyor. Mesela babam sigara içtiğim için bana fırça attı. Babam sigara içtiğim için beni azarladı. Ben sigara içtiğim için babamdan fırça yedim. Anladınız mı? Pahalı elma satan çocuğun arada bir yediği fırçaları hesaba katmazsak, saymazsak, gün sonunda ellerinde tek bir elma bile kalmıyor ve iyi de kâr ediyorlardı. Yani iyi de para kazanıyorlardı. Yazarı bilinmiyor. Son. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.